YouTube Türkiye'nin en çılgın videolarından bir tanesindesiniz şu anda. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Video geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Bu videoda Edirne'den Kars'a ticari taksiyle gidiyoruz. Geze geze, aralarda yarışmalar yapa yapa Kars'a gideceğiz. Adam üstlanıyor lan. Oha, Kerem. Devam, devam. Yetişen lan. Bu yarışmalarda en başarısız olan arkadaşımız taksimetreyi ödeyecek. Eyvah! Biliyorum! Bu zamana kadar hiç yapılmamış, denenmemiş bir şey olacak. Oğlum resmen burada mahsur kaldım. Hemen yola koyulmamız lazım. Çok uzun yolumuz var. Eğer sen de hazırsan şu artık kutsal taksimetreyi açabiliriz. Haydi. Açmasak mı? Aa gitti. Şu an 5 lira. 5,5 çok. 5,5 çok. Bu videoda Türkiye'deki en pahalı taksimetreyi yapmış olacağız. Acaba gerçekten taksimetre mesela 10 bin lira gelince hala çalışmaya devam edecek mi yoksa error mu verecek? Merak ediyorum ben. Şimdi hesap ödeme kısmı şöyle olacak. Bazı şehirlerde duracağız. Bu şehirlerin özel yemeklerini falan tadacağız. Onları tadarken hep bir yarışma içerisinde olacağız. Ve en çok puanı biriktiren taksimetreyi kimin ödeyeceğini seçecek. Diyeceğim ki Kerem ödesin. Ya da diyeceğim ki kafama esti Mertefe ödesin. Demezsin. Diyebilirim. Puanı yüksek olan hep en önde oturacak. 10 numara hareket. Aa, bu da güzel. Ara ara Seyit abi bize sorular soracak. Nasıl mesela soru? Mesela işte bir şehirden geçiyoruz. O şehirle ilgili bir şey ya da herhangi bir... Bunlara söylenmedi. Aç abi Seyit abi bu açılıyor mu abi? Ben bilgi yarışması istemiyorum abi bu kanalda. Dedim kaçamazsın abi. Durduk yine 6.61 oldu bile. Gitmedik ki Seyit abi. 7.15 Seyit abi. Seyit abi bir şey yapamaz mısın? Abiler o zaman herkese bol şans. Şimdi direkt ciğerciye çekelim. Yarışmamız başlasın ve Kars'a kadar bir maceraya başlamış olalım. Ciğerciye geldik şu anda. Yemeli görevlerimiz 2 puanlık olacak. Bir de işte aralarda bize genel kültür sorusu soracak Seyit abi. Onlar 1 puan. Hepimiz ciğer sipariş ettik. Bu ciğer kaç gram diye tahmin edeceğiz. En yakın olan kazanır. Tabak dahil kaç gram? 340 diyorum. 500 diyorum. 700 diyorum. Tabaklar geldi valla en az 1 kilo vardır abi bu. 912 gram. Ben kazandım doğal olarak. Bütün maceranın ilk puanını ben aldım. Umarım böyle devam eder. Taksimetreyi ödemek umarım bana nasip olmaz. Ciğerimizi yedik. Ben şu anda puan olarak önde olduğum için önde oturuyorum. İlk olarak tabii ki yolumuz uzun. Bir benzin istasyonuna gidip benzin almamız lazım. Şu anda da petrol ofisine geldik. İlk yakıtımızı şu anda alıyoruz. Petrol ofisindeyiz. Petrol ofisi de bu videomuzun sponsoru oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim. Nedir bu petrol ofisinin V-Max olayı? Aktif 3 teknolojisiyle üretiliyor. %4 yakıt tasarrufu sağlıyor. Eyvallah. Benim duyduğum kadarıyla motoru da koruyormuş. Tabii. Sizlere de buradan V-Max'i tavsiye etmiş olalım. Biz de burada onu tercih ettik. Şimdi yakıtımız dolarken biz de bir yandan içeriden kahvemizi alalım. Yolumuz uzun. Biraz dinlenmiş olalım ve tekrardan yola devam edelim. Yolculuğumuz resmi olarak başladı. İlk rotamız Tekirdağ. Henüz taksimetremiz sadece 218 lirada. Masum. Her il sınırı tabelasında mutlaka fotoğraf çekileceğiz ve bu fotoğrafları Instagram'a post olarak atacağım. Sanırım attığım en havalı post olacak. Edirne'den başlayacak il sınırı diye. Daha sonrasında Kars'a kadar taksiyle, 34 plakalık bir taksiyle post atmış olacağım günün sonunda. Attığım en iyi post, sizi şu anda postu likelamaya davet ediyorum. Ve taksimetremiz şu anda 500 lirayı gördü bile ve biz daha Tekirdağ bile gelmedik. Şimdi biz Edirne'den başladık. Henüz buradayız ve daha 500 liradayız. Yani daha biz şuraya gideceğiz. Haritanın ta burasına gideceğiz. Şuradan şuraya kadar bu yarışmayı kaybeden gerçekten varını yoğunu kaybedecek. Bu arada bu formatın adı Zorlu Yolculuklar. Dünyanın en zorlu yolculuklarını bu formatta yapacağız. Bu sadece bir başlangıç. Bu da zor. Serinin ileriki videolarında çok daha zorlu yolculuklar bizi bekliyor. Çok kısa bir örnek vereceğim, spoiler vereceğim. Dünyanın en zor yolculuğu olarak bilinen Sahra Çölü'ndeki bir tren yolculuğunu gerçekleştireceğim. Ve kömürlerin arasında çölde sabah başlayıp 24 saat çölün ortasında trenle yolculuk yapacağım. O ne ya? Abi Süpermen. Sağdan abi. Karşıya geçer mi abi?
Abi yok, ben Kars'ın taksisiyim. Kars'ın? Karşının diyeceğim, Kars'ın dedi. İnanılmaz espri geliyor Seyit abiden. Ben Kars'ın... Kars'ın taksisiyim. Senin esprin yalan oldu. Evet, Tekirdağ'da molamızı verdik. Şu anda Tekirdağ köftesi yiyeceğiz bile. Taksimetre 600 TL. Challenge'ımızı söylüyorum. Herkes birer porsiyon söylüyor ve en hızlı bitiren puanı alıyor. Evet. Tekirdağ köftesiyle yüzleşildi. Hazırsak? Hazırım. 3, 2, 1. Adam üflaneydi lan. Abi vallahi adam bitirmiş ya. Bravo kardeşim, üstüne hala yiyor. Mertefe 2 puan aldı Tekirdağ'dan. Tekirdağ'dan şu anda yola çıktık. Artık hava karardı. Evet, şimdi Seyit abiyle bil bakalım bölümüne başlıyoruz. Aa bro, rica edeceğim, dayak yemeyelim. Bu sefer dayaklık değil. Arkadaşlar geçen seçimlerde Tekirdağ nüfusu yaklaşık 1 milyon 100.000 civarındaydı. Sayımdır abi muhtemelen. Evet. Aynen sayım, tamam. Bu nüfus ortalamasında kadın sayısını soruyoruz. 700 bini kadındır. 620 bin diyorum. 650 bin diyerek işi kızıştırmak istiyorum. Yaklaşık 528 bin. 528 bin. 500 bin. Bir şey değil mi? Bak, Kerem kazandı. Ben kazandım. 550 bin falan diyecektim. Yarı yarı yazıldı. 528 bin Kerem kazandı. Şimdi 2-2-2 olursa üçünüz de arka koltuğa mı alacağız? Yani hayır abi, üçümüz de öne alacağız. Kucak kucağı böyle. Haydi bin geliyor. Bin geliyor. Dört taneye geçiyoruz. Geçmek üzereyiz. 999! Eyvah! Geliyor! Enor verme! Aaa! Buldu! Ve 1000 lira var! Niye seviniyoruz? Bilmiyorum. İnşallah Kerem ödeyecek bugün. Haydi bakalım. İnşallah. Planımız şu. İstanbul'da bir ihtiyaç molası vereceğiz. Bir de yakıt alacağız. Daha sonrasında Samsun'a kadar hiç durmadan gideceğiz arkadaşlar. Ve İstanbul molamızı şu anda verdik. Taksimetrenin durumu henüz daha başladığımız yere geri dönmemize rağmen 1300 TL ve daha çok ama çok var. Biz bu sabah saat 10.30 gibi yola çıktık. Şimdi bir güzel ellerimizi yıkayacağız, dinleneceğiz, kendimize yolluk alacağız ve tabii ki yakıt alacağız. Yine petrol ofisindeyiz. Ne giriyorsun lan? Oğlum kamera, oğlum sen kamera gitti. Oğlum kamerayı unuttum lan. Kamera şu an bu halde. Bu arada COVID-19 kapsamları doğrultusunda TSE'miz var. Sağlığınız güvende deniyor. Evet, harbiden içerisi temiz, tuvaletler güzel. Şimdi yolluklarımızı da aldığımıza göre bize VMAX diyebilir misin bizi? Seyit abicim afiyet olsun. Çay, çorba, kahve. Ben çay çorba içeyim. Sen niye gerginsin? Bir saniye. Sen neden gergin olmuyorsun? Hayır, sen niye? Abi. Sen burada isteyerek gelmedin mi bu videoya? Hayır. Tamam, otur o zaman. Biz gidelim. Nereye gidiyoruz abi? Abi ben zaten taksici değilim. Arkadaşın yerine bakıyorum 2 saat. Mert'i uyandıralım. Uyansana oğlum. Hadi be. Şşş. Hadi hadi. Hadi hadi uyan. Soğuk. Soğuk soğuk. Şimdi gençler, dün gerçekten çok yedik. Şu anda sabah sporuna ihtiyacımız var. Sınav çekmeye duracağız. En çok çeken 2 puan daha alır. Şu andaki durum, ben 2 puan, Kerem 1 puan, Mert Efe 2 puan. Haydi sabah sporu. 1, 2, hadi lan! 3, 4, 5,
Sana yetiştim, şimdi birlikteyiz. Yeri gelecek, bu memleketin bir ucundan bir ucuna gideceksiniz. Siz BB'de olsunuz. Katiz. Hadi koçum. Lan vurma. Hadi güzeli. İşte böyle. Lan vurma. Bıraksana lan. Bırak. Evet. Ben dün de spor yapmıştım, göğüslerim ağrıyor. Yoksa var ya, senin canını okurum normalde. Kerem kazandı. Oğlum lan dur, tır geliyor. Sabah sporu devam, yetişen lan, otur. Lan oğlum dur. Kerem koş. Oğlum dursana lan. Valla basar gider bu manyak, gel. Oğlum niye gidiyorsun lan? Sabah sporu devam. Burada Bafra pidesi çok meşhur. Şimdi Bafra pidesi yemeye gideceğiz. Orada da bir yarışmamız olacak. Bu arada şu anda Kerem önde aslında. Normalde Kerem'in önde oturması lazımdı ama uyuyanlar şu anda arkada oturuyor. Şoförle konuşan da yanında oluyor. O olayı iptal ettik ama şu anda Kerem önde. Abi bize bir soru daha sorsana. Şu Kerem'le bir eşitliği yakalayayım ya. Arkadaşlar biz dün İstanbul'dan yola çıktık. Şu anda Samsun'dayız. Evet. İstanbul'da sizi aldığım dakikada kontağı çalıştırdığımızdan itibaren kaç kilometre yol yapmışsınızdır şu ana kadar? 1050. 1400 kilometre diyorum. 1400 kilometre. Ben de 1150 diyorum. 1275. 1275 kilometreyle. Oha oğlum. Oha. Tam ikimizin ortası lan. Doğru cevap. Tamam o zaman birer puan yazalım abi efendim. Abi yani. Nasıl birer puan yazıyorsunuz ya? Bu arada taksimetreyi en düşük puanlı ödemiyor. En yüksek puanlı kimin ödeyeceğini seçiyor. Yani ha, sen ben seni ne kadar sevdiğimi söylemiş miydin bu ara kadar? Sen böyle fevri konuşarak. Ben seni de çok seviyorum. Ama yani. Ben Kerem'i daha çok seviyorum. Şu anda Samsun merkezdeyiz. Çektik taksimizi. Bafra pidesi meşhurmuş. Bafra pidesi kaç santim? Bunu ölçeceğiz. Yanımızda metre getirdim. 120. Bu çocuk istatistik okudu. Uzun yıllar matematik çalıştı. 120 dedi. Sonucu bir pideye 120 santim dedi. 120 santim dedi. Yani benim kadar Bafra pidesi mi olur anasını? Aşkım bak Konya'da tamam. Şimdi gittik gördük. Şu kadar pide geliyor ulan. Tamam. Okay. Ben 40 santim diyorum. Ulan 70. 70. Oh. Evet. Pidemiz kaç santimmiş şimdi göreceğiz. Direkt daha kesilmeden ölçeceğiz. Ben kazandım abi. Ben hamını görüyorum şu an. Abi bu bak sana bir şey söyleyeyim. Bu fırına girsin çıksın şu kadar kalıyor. Evet Bafra pidesi bakalım kaç santim oluyor. 96 santim. 96 bir şey santim. 1 santimle ben kazandım. 96 santim. Sen ne demiştin? 24, 26. Sen 120 mi demiştin? 120 demiştim. 90. Bir de ben ölçmek istiyorum. Abi o aynen, kadar aynen. Dalga 90. Geçtim adamla. Adam bildi. Çok özür diliyorum kardeşim. Abi. Güzel ama biraz sanki kahvaltı için ağır olabilir. Ama güzel. Trabzon'a gitmeden önce yine petrol ofisine geldik. Şimdi bu sefer hem yakıt alıyoruz hem de aracın yağına falan baktıracağız. Ne olur ne olmaz bir yağına baktıracağız. Çünkü uzun yol yapıyoruz ve bu tarz şeyler şakaya gelmez. Evet sağ olsun Murat abimiz hemen bize yardımcı oldu. Yağımızı dolduruyoruz şu anda. Bu arada size bir duyurum var. Fantezi futbol oynamayı sevenler özellikle. Petrol Ofisi sosyallik uygulaması var arkadaşlar. Oyunu var aslında. Sezondaki gerçek karakterlerle, gerçek oyuncularla bu oyuna katılıyorsunuz. Ve ligde yarışmaya başlıyorsunuz. Bu lig sonucunda her hafta cep telefonu hediye ediliyor. Toplamda da 1,5 milyon TL değerinde yakıt hediye ediyorlar. Eğer ki siz de fantezi futbol oyunu oynamayı seviyorsanız mutlaka öneririm. Seyit abi bize bir tane daha bir soru sorsana, şu Kerem'e bir yaklaşalım ya. Kars'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kars'taki hava durumu tahminini yapabilir misiniz? Ay. Güzel. Oğlum! Vallahi eğlendi baba. 10 kilometre ya sen olabilir. Ne kadar aşağılık bir insansın ya. Aç bir herifsin. Mertefe senin bir puanını siliyoruz baba. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Abi, kimse kusura bakmasın. Kars yazacağına Kastamonu yazdı oraya. Yanlış yazdı oğlum. 3, 2, 1, 21. 14. Ben 21 dedim, 14. Oha. Baksana Merdo. Ben bakıyordum zaten, birader müsaade etme. Baksana bir tane. Bu soruyu bilen de bir puan alır bu arada. Yakın olan. 26.
26 mümkün değil. Kanka. 26 çok mümkün. Şöyle yapıyoruz. Mert'in puanını geri çekmeyelim ama puan da almış olayım ben. Bir alkış. 5000 lira. Şimdi Akçaabat'tayız. Bir köfteciye geldik. Biz burada 4 kişi yemek yiyeceğiz Seyit abimizle beraber. Burada 4 kişi birer porsiyon Akçaabat köftesi yiyeceğiz. Yanına salata malatamızı alırız. 4 kişi kaç lira hesap öderiz? En yakın tahmin eden 2 puanı alır. 200. 200 dendi. 240 diyorum ben de. Ben 190 TL diyorum. 190. Evet, köftelerimiz geldi. Masa gayet güzel. Beyler. 5'te o an. Hesap geldi. Burada bekliyor. Aç. Açın bakın beyler. 250. 250. bu adam kaç puan oldu şimdi? Ben baktım kanka. Ben birinciyim ya. Abi. Belli olmaz. Daha ben 8'im şu an. 8, 5, 2. 2 lan. Bir daha fırsatını bulamam. Bir daha fırsatını bulamam. Kameraların karşısında seni ne kadar sevdiğimi, sana nasıl değer verdiğimi, ben senin değil senle Kars'a, Mars'a kadar gidebileceğim. Kerem, bu arada ben de seni çok seviyorum. Evet, tekrardan yakıtımız azaldı. Yine petrol ofisine geldik. Şimdi buradan tekrardan yakıt alacağız. Rize'ye varmak üzereyiz. Of tarafındayız. Bu arada bütün bu güzergahtaki petrol ofislerini petrol ofisinin mobil uygulamasından bulabiliyoruz. Bize haritada yolculuğu oluşturup tam adrese gelmemizi sağlıyor. Hatta şimdi market alışverişimiz ve tuvalet ihtiyacımız da olmadığı için direkt mobil ödeyip geçeceğim hemen. Şuradan hemen öde geç diyeceğiz. Ustam kolay gelsin. Mobil ödeme, aynen mobil ödeme. Hiç arabadan inmeden yakıtımızı aldık. Şimdi devam ediyoruz. Hem bu pandemi sürecinde de daha güvenli geliyor bu sistem bana. Eğer ki böyle tuvalet ihtiyacı falan yoksa tavsiye ederim. Evet, yolumuz hala çok uzun. Şu anda artık 6000 liraya doğru gidiyoruz. Trabzon'dan çıkıp Rize'ye geldik ve Rize'de tabii ki mıhlama yiyeceğiz. Bu nedir ya? Üçümüz de çatalı banıyoruz ve kim daha çok uzatırsa 2 puanı kazanıyor. 3 2 1 Hayır. Ben şu an hala benim gitti. Oha, Kerem bayağı bir çıktı. Oha. Mertefe kopmak üzere. Mertefe koptu. Hayır. Mertefe koptu. Oğlum yani 1 metre 1,5 metre falan çıktı. Ya. Abi bu adam gibi adam bir kere. Bunu bil. Tabii ki de bu yarışmayı da kazandı. Nasıl mıhlamanın tadı? Çok mu sıcak? Abi neredesin ya? Seyit abi neredesin ya? Devam Seyit abi, kaçıyor musun? Seyit abinin mideye böyle bütün şehirlerden ürünleri soktuk, tuvaletten çıkamıyorum. Gidişe bak Seyit abi. Hızlı hızlı gidiyor. Terimizi. Allah. Seyit abi. 40 saatlik yolda olmanın verdiği mallığın sonucu. Her şeye gülüyoruz. Ben kusura her şeye bakmayın. Gülüyorum. Mesela size şöyle bir mallıktan bahsedeyim. Yaka mikrofonunu görüyorsunuz. Ucu boşta. Şu an kafalar öyle. Bir şey söyleyeceğim beyler. Bir şey söyleyeceğim. Yapma. Gerçekten iyi değiliz. Gerçekten kötü durumdayız. Bu video çok zor oldu arkadaşlar. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Bütün bu süreci sizlere güzel video çekebilmek için yapıyoruz. İnanılmaz yoruluyoruz. Çok emek veriyoruz. Umarım siz de abone olursunuz. Ben kendimi seven bir insan olarak bundan yiyemem. Niye? Niye lan? Şu çok tereyağı yok aslında. İyi gayet yani. Ya aslında az yağlı belli ama. Vallahi kapıya geldik. Gerçekten sınır kapısına geldik. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar şu anda bir fikir değiştirdik. Yolumuzu uzattık ve Gürcistan sınır kapısına geldik. Ve 34 plaka taksimizle birlikte. Bunu Türkiye'de bizden başka yapan olmadığına %100 eminim. Ülkemizin en batısından çıktık yola. Ve şu anda tam olarak
Şuradan yola çıktık. En batıdan ve şu anda ülkemizin en doğusundaki ilk sınır kapısındayız. İnanılmaz bir deneyim gerçekten. Arabamızı tam olarak gümrük kapısının önüne çektik. Edirne'den çıkan bu araba şu anda gümrük kapısında. 6000 liralardayız. Batmayalım abi yumuşak. Yok yok. Devam etseydik gerçekten yani baksana korkuluk yok, bir şey yok. Hayvan gibi sis var. Tabii. Yani ben şu yolla takip ediyorum da abi bir internet dursa. Ne yapalım değil mi? Arkadan gelen de aynen. En azından bunu görürse bir durur yani, bir yavaşla. En kötü de vurur bize, ne olacak ki? Yani gündüz şimdi görürüz en azından nereye gittiğimizi, aynen, ne yaptığımızı, aynen, değil mi? Çok bir anda sis de. Aşağıda size dedim ya, yukarıda puslu dedim yani. En zor yolculuğum. Hepimiz aynı anda uyumayalım. Ben uyumam. Yani 2-3 kişi uyuyacaksa bile ben de uyumayacağım. Hatta ben dışarıda bile dururum, hava güzel. O zaman bir de ben nasıl çektiğime bakın. Oğlum resmen burada mahsur kaldık. Evet, şimdi hava aydınlandı ama hala deli gibi sis var. Yavaş yavaş gitmeyi deneyeceğiz. Allah abi dikkat. Resmen şurası metrelerce uçurum. İşin kötüsü böyle daha 1 saat 55 dakika yol gösteriyor. Nasıl geçecek bu vakit bilmiyorum. Ne oğlum artık? Bunlar sis değil, burası bulut lan. İnip bakalım dedik. Oha, bulut gerçekten şu an yükseliyor. Şuraya bak. Hareket ediyor. Arkadaşlar tam 50 saattir yoldayız. Ülkemizin en batısından yola başladık. Taksi ile Edirne'den şu anda... Kafka gelmiş bulunmaktayız! Sonunda geldik. Daha tabii ki şehir merkezine gitmedik. Daha tam bitmiş sayılmaz yolculuğumuz ama Kars tabelasını görmüş bulunmaktayız. Gerçekten uykusuz kaldık ama değdi. Ya oğlum vuracağım vallahi. Full uyudu ya. Bütün... Harbiden değdi oğlum. Emeğinize sağlık ya. Aa, ne demek kardeşim. İyi de geldik ya. Seyit abi vallahi sana da çok çok teşekkür ederiz ya. Geçmiş vallahi olsun hepimize. Eyvallah. Haydi şimdi Kars'ın içine gidelim. O yolda tanıştığımız güzel insanların, o yolda yediğimiz meşhur yemeklerin, eğlenceli dakikaların, güldüğümüz kahkahaların hepsinin sonuna geldik. Geldik. Nereye geldik? Taksimetrenin ödeneceği kısma geldik arkadaşlar. Şimdi size taksimetrenin Edirne'den Kars'a kaç lira tuttuğunu gösteriyorum. Arkadaşlar bizim serüvenimiz 7100 lira. Yol boyunca Kerem bir şekilde hep bütün neredeyse bütün çalışmaları kazandı. Ha. 10 puan. Kerem 10 puan. Ben 5 puan. Kendini bilmez arkadaşımız 2 puan. Şimdi yolda beni şu konuda çok darladın. Yok hız yapıyorsun. Yok virajlara hızlı giriyorsun. Ben senin can sağlığını düşünerek hata ettiysem çok özür dilerim. Taktik herkes güzel. Bir birey. Herkes bir birey. Kendi arkadaş, kararlarını verebilir. Direkt. Tamam. Ben de öyle diyorum. Taktik güzel. Söylem iyi, tonlamalar iyi ama yemezler. Yemezler. İyi deneyimler yaşattın. Bro, ama bana ödetme. Bak, bu boku da sen başımıza. Doğru, doğru. 51 saattir yoldayız, doğru. Cümle kuramıyorum. Doğru. Sana gelince. Gelme. 51 saat, gelme 49'unda uyudum. Hiç öyle bir şey yapmadım. Şoförlük konusunda bize 15 dakikalık bir yardımın dokundu. Uyudu. Bunun yanı sıra uyudu. Teknik anlamda da bize yardımcı çok olmadı. Mertefe ile benim bu serüvende anım yok. Hatta ben Mertefe'nin geldiğini unutmuşum, şimdi takside görünce hatırladım. Öyle mi? Sadece arkada fotoğraflar vardı yani. O kadar. Hangi adam program? Biliyorsunuz ki yeni bir YouTube kanalı açıyor. Evet, yeni bir sıfırdan serüvene tekrar başlıyorum. Çok para harcayacağım ona. Çok bu para harcayacak. Allah kahretmesin, bu konunun şeyi çok kötü. Bak, evet para harcayacak da. Konuyu bitir. O zaman challenge'ları başarıyla tamamlasın, çok para harcayacaksa. Evet haklısın. Günah olmaz deyip ben bunu bossum sana ödetmek istiyorum.
Mertepe birazcık para. Aa bak, kaliteli video yapmazsa ben ondan 7000 değil 15000 alırım. İlk videon, özellikle ilk videon dandik bir şey olursa, para harcanmamış bir şey olursa vallahi bulurum. Tamam. Gelirim arkadaşlar. Bu arada zaten Mertepe'nin yeni kanalının linkini aşağıya koyacağım. Siz de mutlaka abone olun. Zaten kardeşimiz, hani bizim bir tanemiz Mertepe. Tanıdığımda en yetenekli adamlardan birisi ama lanet olsun. Şu anda bu durum yüzünden 7000'lik oldum ya. Canım kardeşim be. Hadi öde. Abi nasıl ödeyelim? Nakit mi istersin? Fark etmez abi. Abi yanımda o kadar nakit yok bana ki. Bana ne oğlum? Abi bunu düşeceksiniz ama ya. İkimiz Seyit de. Abimin IBAN'ını alacağım. IBAN'dan göndereceğim. Yanımda tabii ki 7000 lira nakit tutmuyorum. Bu yolculuk bizim ömrümüzün sonuna kadar, olduğu zaman çocuklarımıza anlatacağımız, hiç unutmayacağımız gerçekten bir anıydı. Bu arada biz buradan Kapadokya'ya gideceğiz ve orada uzaya balon göndereceğiz. Ama gerçekten uzaya balon göndereceğiz, öyle yalandan değil. Hatta uzaya gönderdiğimiz balonun altında bir mekanizma olacak ve içinde kameralarımız falan olacak. Yukarıdan aşağıdaki dünyayı göreceğiz ve bu mekanizmanın içinde bazı şeyler olacak. Çok çılgın bir video. PUBG Mobile'ın YouTube kanalında olacak arkadaşlar. Hatta şu anda bu videoyla birlikte o videoda yayınlanmış olmalı. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten mutlaka onu da izleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Broza ve Mertefe'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz İyi içerikler çıkartmak için. Sizleri çok seviyoruz. Petrol Ofisi'ne de bu videodaki bütün destekleri için, hem bize sponsor oldukları için, hem her molada bize çok sıcak davrandıkları için, bütün müşterilere öyle davranıyorlar. Biz de bu yolculukta onların bu hizmetlerinden yararlanmış olduk. Hem yakıtlarımızı oradan aldık, hem de arabamızın bütün bakımlarını oradan yaptık. Kendilerine, bize bu yolculuktaki destekleri için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.